Manisa Medya Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Bugün 9 Ocak 2019 Çarşamba. Her çarşamba saat 17.30'da olduğu gibi bu hafta da Doktor Erdem Nalbant'ta Sağlık Rehberi programında canlı yayında karşınızdayız. Havalar soğuk. Manisa yine soğuk bir kış akşamını yaşıyor. Bu kış akşamına da uygun aslında soğukların getirdiği hastalıklarla beraber uygun bir konuğum var. Bugün göğüs hastalıkları doktoru, uzman doktor Nevin Sufoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevin Hanım aslında Manisalılar çok iyi tanıyorlar. Yıllardan beri birbirimizle sohbet ederken de konuştuk. Herhalde bir 30 yıla yakın Manisa'ya hizmetiniz var. Yaklaşık evet. Bu sene sanırım 30 evet, oluyor. Manisalılar çoğu evet. Tanır. Hem tecrübesiyle hem deneyimleriyle Manisalılarına güvendiği ve sıklıkla başvurdukları bir hekimimiz. Teşekkür ediyorum. Manisalılara da ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de Manisa'ya teşekkür ediyorum. Programımıza başlamadan önce isterseniz hani Manisalılar tanıyor mu? Tanımayanlar için kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır Manisa'dasınız? Nereden mezun olduk? Ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Mezuniyetten sonra 2 yıl mecbur hizmet Konya Seydişehir. Daha sonra sınavla göğüs hastalıkları asistanlığı İzmir'de yaptım. Ve onun akabinde hemen Manisa'ya geldim. Şansım evet Manisa gibi güzel bir şehre gelmekti. Gerçekten çok keyifle, severek ve huzur içinde çalıştım. İşte yaklaşık 10 yıl bitti sanırım. 11. yılın içindeyiz. 8 Eylül Hastanesi'ndeyim. Daha önce Merkez Efendi'deydim. Bakalım Allah izin verdiği sürece, Allah sağlık verdiği sürece de bugün, Manisa'dan çok ayrılmaya niyetim yok. Yok süper. Ben şimdi bugün kronik obstrüktif akciğer hastalıklarını konuşacağız ama öncelikle şunu sormak isterim. Yani gençliğinizi, genç görümüzü neye bağlıyoruz? Onu bir sırrını öncelikle arkadaşlarım merak ediyorum. Artık bu soruyu sormam isteyen çok arkadaşım var. Yok. Bu soruyu bekleyen çok arkadaşım var. Sizden sır almak istiyorlar çünkü. Tavsiyeleriniz ne olur bu konuda? Vallahi ben önce onu söyleyeyim. Öncelikle çok çalışmak, iyi niyetli olmak ve mutlu olmaya bağlıyorum. Evet, yani ben gerçekten küçük şeyleri büyütmeyen ve kafama çok bunu hani obsesyon halinde takmayan bir insanım. Hani gülmek, gülümsemek gerçekten insana iyi enerji veren bir şey. Hani gençliğin varsa çok çalışmak, az uyumak ve yani ben sizi yakinen daha şimdi aynı pozitif bakmaktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yoksa ekstra yaptığım hiçbir şey yok. Yani. Bugün bir hastam ısrarla sordu. Sonra. Mutlaka bir şey kullanıyorsunuz. Dedim istiyorsan yemin edeyim. Yani sevgili seyircilerimiz, yani Nevin Hanım çok fazla sır vermedi gibi geliyor bana. Yok yok, gerçekten. Ben 1,5 yıldır aynı kurumda çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet, ben daha önceden de biliyorum tabii de, yakinen de görüyorum. Yani 2014-15 yılları civarında da beraber çalışmıştık Merkez Efendi Hastanesi'nde. Evet. O günkü çalışma azminizle, şu andaki çalışma azminiz arasında ve o hastalara gösterdiği ilgi düzeyinde ben hiçbir azalma görmüyorum. Yani bunu çok hekim arkadaşımız özverili çalışıyor biliyorum ama hani siz de gayet mesleğinizi severek yaptığınızı farkındayım. Muhtemelen yani buna katılıyorum. İnsanın yaptığı iş severek yapması, mutlu olması. O çok önemli. Herhalde en büyük gençlik sırlarından, iksirlerinden bir tanesi herhalde. Allah utandırmasın. Evet. Bizim mesleğimiz çünkü gerçekten zor meslek. Çok zor. Çok zor. Başka yani her meslek kendi içinde zor ama bizimki geri dönüşsüz bir meslek. Yani yaptığınız en ufak bir hatanın, hata demeyeyim, önemsememenin sonucu büyük olabiliyor. Dün 27 yaşında genç bir çocuk geldi bana. Sadece öksürüğü vardı. Yani biraz daha ama genel durumu böyle o öksürüğe bağlı olmayacak derecede kötüydü. Tetkiklerini derinleştirince 9 santim bir aorta anevrizması ve çok ciddi boyutta perikardiyal efüzyonu vardı. Akciğerinde dinlemekle hiçbir şey yoktu. Yani muayene ile sadece ben onu göndermiş olsaydım kolaylıkla atlanabilecek ve sonrasında bir felaketle karşılaşacaktım. Bir felaket. Yani onun vicdani yükü. Yani sonuçta gerçekten çok zor. Yani bu atlanamaz mı? Atlanabilir. Atlandığında bir hata mıdır? Göğüs hastalıkları anlamında belki değildir ama vicdani tabii ki çok büyük çok bir şeydir. O yüzden yani gerçekten zor bir iş. Sevmezseniz gerçekten yapmanız mümkün değil. Allah bu sevgiyi azaltmasın diyorum. Kesinlikle katılıyorum. Azaltmasın diyorum. Ben programlarımıza başlarken güncel önemli konulardan bazen değiniyorum. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz hepimizi derinden üzen
genç bir akademisyen, hukukçu, Ceren Damar olmasa, şimdi yanlış olmasın. Çok evet. Bir öğrencisi tarafından katledildi. Evet, çok dün haberlerde izledim. Afyon ilinde vereyim, bir öğrenci öğretmenin ayağına tabancayla vurdu. Şimdi hani biz nereye gidiyoruz? Herhalde bu soruyu iyi sormak gerekiyor. Kesinlikle. Bizler aslında Hababam sınıfında o kopya çekerken yüzü kızaran, öğretmeninden özür dileyen bir filmlerle büyüdük. Evet. Ama şimdi kopya çekerken yakaladı ve tartıştı diye ve doğruyu yaptı diye o akademisyen, öğrencisi de ve de hukuk fakültesi son sınıf. Daha acısı son sınıf öğrencisi tarafından vuruldu. Dün öyle. Yani temeline iyi inmek lazım bu sorunlar. Çok. Altında çok önemli sorunlar çok, var. Çok. Belki burada konuştuğumuz konular kadar önemli sorunlar var. Kesinlikle. Buradan hani yetkililere seslenmiş olalım. Bu konuların altına iyi eğilmeleri gerekiyor ve dikkat ederseniz ve çoğu da okumuş, tahsilli insanlara evet. karşı yapılan müdahaleler, çok. Sıkıntılı şeyler. Buradan hani muhakkak ki yetkililerin artık bir çözüm bulması gerekir bunlara diye çok, düşünüyorum. Çok. Şiddetin kesinlikle evet. Her alanda önüne geçmek lazım. Her alanda. İşte sağlıkta yani bu şiddet. Eğitimde, sağlıkta. Bırakın onu araç kullanırken, karayollarında. Yani toplum olarak gerçekten daha tahammülsüz, toplum daha agresif ve daha saldırgan bir yapıya dönüştü toplum. Doğru. O yüzden bunun çözümü neyse bunun yapmak üzerine var. Gitmek gerekli. Yoksa tek başına sağlıkta şiddeti, tek başına eğitimde şiddeti, tek başına karayollarında şiddeti önleyemezsiniz. Evet. Sonuçta bir bütündür bu. Kişi davranışı toplum davranışına dönüşüyor. Doğru. O yüzden bu şiddetin önüne geçilmesi şart. Gerekir. Aynı şey sağlıkta da geçerli. Tabii. Biliyorsunuz tabii. Yani bizim baktığımız hasta grupların hepsi problemli gruplar. Evet. Yani zaten evet. bir sağlık sorunu nedeniyle gelmiş evet. insanda. Evet. Biz elimizden gelince müdahale ediyoruz. Evet. Yapılacak tedavi yapıyoruz ama her şeye de çözüm bulmamız mümkün değil. Yani mutlaka, sonlandırmamız mümkün değil. Bu doğaya da aykırı bir şey zaten. Aykırı tabii. Herhalde hasta tabii. ve hasta yakınlarının da bu bilinçli olması gerekir diye evet, düşünüyorum. Evet, evet. Bunun mutlaka sistematik olarak anlatılması lazım. Evet. Yani sonuçta hepimizin bir ömrü var. Evet, tabii yani ki, tabii. ben şeye çok inanırım. Yıllar önce bir toplantıda 1700'lü yıllarda İngiliz bir profesörün lafı vardı. Tıp doktoru kaderinde ölüm olmayan hastayı kurtarır. Doğru. Bravo. Çok güzel bir söz. Bu çok güzel bir söz. Gerçekten yani ne yaparsanız yapın bazen bir hastayı kurtarmaya bilminiz, ilminiz, evet. fenniniz yetmiyor. Bilir. Ama bakıyorsunuz bazen bunu kurtaramam herhalde diye düşündüğünüz evet. bir hastada yırtılıp çıkıyor yoğun Doğru. bakımdan. O yüzden tabii ki ölüm olacak evet. sağlıkta. İlla ki yani bu sonuçta mukadderat. Evet, doğru. Bu tabii ki olacak ama hani ihmaller, hatalar sorgulanabilir evet. ama bunların da yasal çizgiler içinde olması lazım. Şiddetle değil. Kesinlikle uygulanması gereken en önemli evet. şey bu. Evet. Yani son nokta bu konuyla ilgili şunu söylemek evet. isterim. Yani sorunu kişilerde değil, sistemde aramak Aynen lazım. Öyle. Sistemi çözdüğümüz Aynen zaman öyle. Kişisel problem Aynen zaten öyle. Kalkacaktır yani. Evet, biz artık konumuza geçelim burada. evet, geçelim. Şimdi tabii çok önemli bir konu, KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Evet, açılımı bu. Açılımı bu. Evet. Nedir, nedenler yani, nelerdir, oradan müzmin, başlayalım. Evet. tıkayıcı bir akciğer hastalığı. Evet, KOAH zararlı gaz ve partiküllerin uzun süre inhale edilmesi sonucu nefes yollarında ve akciğer parenkiminde bir harabiyet oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Evet, yani zararlı gaz deyince bir sürü şey içine giriyor herhalde. Tabii, bir yığın. En başta tütün ve tütün ürünleri yani hepsi, yani tütün ürünlerinin hepsini kapsıyoruz. Sigara, puro, nargile, hastanın birisi bana bir akşam nöbette telefon etmişti. İki arkadaş iddiaya girmişler. Nargile daha zararsız. İşte Sizden puro daha. Açıyorlar, tabii evet. tabii direkt olarak bana telefonla dedim hepsi zararlı. Yani sonuçta bunların hepsi zararlı. Tütünden ortaya çıkmış. O yüzden tütünün zararı olduğu için kesinlikle tütün zararlı. Çalışılan ortamdaki kimyasallar, organik, inorganik gazlar, kanserojen maddeler, ev içindeki kirli hava veya yakılan sobanın dumanı veya
ocakta pişirilen odun ateşi veya tezekle yakılan sobalardaki çıkan duman. Özellikle doğuda biyomas adını veriyoruz buna. Evet, organik maddelerin yanmasıyla oluşan gazlar. Dış ortamdaki kimyasal sanayi tozları. Özellikle sanayi şehrindeyiz. Evet. Evet. Tüm bunlar inhale edildiğinde uzun yıllar akciğere ve solunum yollarına gittiğinde hem solunum yollarında bronş adını verdiğimiz solunum yollarında hem de bu solunum yollarının en son noktası olan alveol adını verdiğimiz hava keseciklerinde ciddi hasarlara neden oluyor. Öncelikle ilk başlangıçta nefes yollarında ve alveol adını verdiğimiz bu keseciklerde bir enflamasyon adını verdiğimiz iltihaplanma tarzı bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu giderek o bölgede kalınlaşmalara, özellikle nefes yollarında salgı hücreleri, goblet hücrelerinin sayı olarak artmasına ve büyümelerine ve alveollerde de keseciklerde de yapıların bozulmasına ve o keseciklerin hava boşlukları şekline dönüşmesine neden oluyor. Ve bunun sonrasında da nefes yollarındaki daralma nedeniyle nefes darlığı, alveollerdeki bozulma nedeniyle de hava hapisleri meydana geliyor. Yani bir televizyon reklamı vardı. Çok başarılı bir reklamdı. KOAH'la ilgili. Herhalde geçen yıllardaydı. Kamu KOAH'ı, spotu. Kamu spotuydu. KOAH'ı çok iyi anlatan bir reklamdı. Nefes alıyorsunuz. Nefes aldıktan sonra o nefes içerideyken tekrar nefes alıp vermeniz gerekiyor. KOAH bu demek. Çünkü aldığınız havanın atamadığınız bir bölümü akciğerin içinde hapis olarak kalıyor. O yüzden de daha yukarıdan daha şiş bir vaziyette daha sınırlı sayıda nefes alıp veriyorsunuz. Tabii buna bağlı da almanız gereken oksijen vücudunuza giremiyor ve vücutta biriken karbondioksit dediğimiz zehirli gaz da dışarı atılamıyor. Ve buna bağlı da bir yığın rahatsızlıklar ortaya çıkıyor tabii. Yani bunun çok arttığı durumlarda ciddi şuur bulanıklıkları, yoğun bakımlık durumlar ortaya çıkıyor. Eskiden ben küçüklüğümde hatırlarım, Denizli'de büyüdük biz. Denize gidip geldiğimizde gördük, Ankara'ya gittiğimizde gördük. Çok ciddi hava kirlilikleri vardı aslında. Şu anda belki çok iyi durumdayız ama hava kirliliğinin de KOAH üzerinde çok ciddi etkisi var mıdır? Var. Var. Kesinlikle var. Hani çok ciddi demek tabii biraz şey olur ama sonuçta bunların hepsi uzun sürede, bunun lazım. Uzun sürede oluşumuna katkısı olan nedenler. Evet. Tabii ki bir iş yerinde çalışan, kömür ocağında çalışan veya bir ocak ateşinde sürekli çalışan, ızgara yapan, sürekli o ızgaranın dumanını inhale eden bir insanınki kadar dış ortamınki bu derece etkili değil. Ama sonuçta bunların hepsi birer küçük taş koyarak bu hastalığın oluşumuna neden oluyor. En önemlisi de tabii sigara içimi. Sigarayı yani, ayırıyorum. Sigara ayrıca konuşacağız. Yani bugün bu programımız içerisinde sigaraya ayrı bir yer vermek istiyorum. Çünkü çok önemli bir toplumsal sorun zaten her yönüyle. Onu ayırıyorum. En önemli neden olarak da sigarayı ortaya koyuyoruz. Peki bu hastalığın belirtileri nelerdir? Hasta hangi belirtileri taşıdığında buna şüphelenmeli ya da doktora başvurmalı? Evet. En belirgin özellik öksürük. Ve öksürüğün balgamlı olması, sekresyonlu öksürük. Bitmeyen öksürük ve balgam çıkarma şikayeti ve daha sonra da nefes darlığı. Yani bu üç belirti KOAH'ın en ana belirtileri. Genelde işte yine dönüp dolaşıp sigaraya geliyoruz veya bulunulan ortama geliyoruz. Öksürük ve balgam çıkarma genelde hep başka şeylere bağlanıyor. İşte sigara içiyordum, sigaramı değiştirdim. Veya işte az içiyordum, çoğalttım. Çok içiyordum, azalttım. Hep bunlara bağlı öksürük ve balgam çıkarmalar hastalık olarak algılanmıyor. Bir semptom olarak yani bu ben sigaradan dolayı öksürüyorum'a bağlanıyor. O yüzden de genelde KOAH hastalarının hastaneye müracaatı nefes darlıklarının başlamasıyla. Bu program için hazırlanırken ben de çeşitli şeyler okudum, yayınlar okudum. Evet. Şunu söyleyen var. KOAH hastalarının %50'si tanısını bilmiyor. Yani KOAH olduğunu farkında tabii, değil. Tabii o yüzden dedim ya yani o yüzden müracaat etmiyor. Ancak
ileri derecede onu eforunda, işinde veya evinde, hareket halindeyken, düz yolda bile zorlanmaya başladığında geliyor. Yani şimdi KOAH genelde nefes darlığına göre 0 ile 4 arasında derecelendiriliyor. 0 en hafifi, çok ağır eforda, çok yokuş çıkarken ancak zorlanma. Onu genelde hep ay işte yaşım geçti. O yüzden kilo aldım, ona bağlanıyor. Bir işte daha eğimli yolda giderken, en son 4 ise evin içinde hareket edemez durumdayken. Genelde bize hastaların müracaatı 3, düz yolda bile artık nefes darlığı başladığında işte 200 metre gidiyorum, nefesim kesilmeye başlıyor. Genelde bize hastaların müracaatı bu noktada oluyor. Ben annemin babası, dedemi rahmetli hatırlıyorum. Evet. Annem hep anlatır, ilkokulda başlamış sigara içmeye. Tabii. O zaman çok eski, bir de sigaralar tabii sarılıyor şey, etkisi çok yüksek. Tabii. Küçüklüğümde hatırladığım dedem, işte şeye giderdik, atı vardı. Onunla bir bahçelere gidilir gelinirdi. Evet. Rahat hareket eder. Sonra hatırlıyorum böyle kahveye zor gidip geldiğini hatırlıyorum. Evet. En son hatırladığım odanın içerisinde iki adım attığında bile nefes darlığı oldu. Evet. Hiçbir şekilde evden dışarı çıkamadıydı. Yani bu dramatik şekilde yıllar içerisinde ilerliyor. Çok tabii. Yani bu zaten ilerleyici bir hastalık. Evet. Yani KOAH tanısını koyduğunuzda, önlemlerinizi almazsanız, yaşam tarzınızı değiştirmezseniz, sigara alışkanlıklarından vazgeçmezseniz ilerlemenin önüne geçme şansınız yok. Çünkü akciğeri değiştiremiyoruz. Ben hastalarıma hep şeyi anlatıyorum. Bir balon düşünün. Akciğer bir balon. Yani bir boru sistemi ve ucunda keseciklerin olduğu bir balon. Balonu düşünün. Çocuğunuz aldığın balon bakkaldan nasıldır? Gergindir. Doğru. Şişirdiğiniz zaman şişer, söndürdüğünüzde eski şeklini alır. Ama balonu evin içinde şişmiş vaziyette 3 gün, 4 gün bekletirseniz söndürdüğünüz zaman nasıl olur? Hani gergin. Esnekliği olmaz. Gitmiştir. Artık istediğiniz zaman o hızda şişmez, söndürdüğünüzde de o hızda sönmez. KOAH bu demektir. Evet. Doğru, çok güzel tarif ettin. Evet, örnek, yani ben bunu hep hastalarıma da anlatıyorum. Yani o esneklik kaybı ne derecedeyse bulgularda, şikayetlerde bu ölçüde giderek artıyor. Tanı koyarken de bizim tıp fakültesinde hatırladım, dün bakarken de gördüm. Bu tanım değişti mi diye soruyorum sadece. Biz hep KOAH'ın tanımı yaparken işte birbirini takip eden 2 yıl boyunca arka arkaya kesilmenin 3 ay boyunca kesilmenin öksürük gibi denir. Değişti mi, aynı mı? Daha çok kronik bronşit kronik için bronşit. Bunu söylüyoruz. Kronik bronşit için bunu söylüyoruz. KOAH'ın tanımında aynı duruyor. Yani bu kronik bronşit kısmı ama amfizem kısmı var bir de biliyorsunuz. KOAH, KOAH deyince, iki hastalığı bir arada barındırıyor. Kronik bronşitte de artık bronşlarda ciddi anlamda daralmalar başladıktan sonra alveol yapısı da bozuluyor ve KOAH dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. KOAH'ın tanısını nasıl koyuyoruz? Hasta geldi, bu öksürük şikayetleri de geldi. Evet. Neler yapıyoruz tanı açısından? Yani çok zor mu yoksa kolay, hemencecik tanı konur mu? Şöyle, önce bir kere çok iyi sorgulamak, yani anamnez dediğimiz hastayla bunu konuşmamız gerekli. Çalıştığı işten, şikayetlerinin ne zamandan beri mevcut olduğundan ve efor kapasitesinin ne olduğunu, yürüme mesafesinin hangi derecede nefes darlığının ortaya çıktığının çok iyi sorgulanması gerekli. Çok basit mesela kadın hastalarda bu daha zor. Sigara içmiyor ama nefes darlığı var. Daha sonrasında da tabii fizik muayene. Sonra soruyorsun ki yıllarca şey yapmış, ne derler, yufka ocak ateşinde onu inhal etmiş ve KOAH oluşmuş. Ya da çocukluğunda babası sigara içiyormuş, sonra eşi sigara içiyormuş. Pasif içicilik. Pasif içicilik almış, evet. Çok önemli. Yani kadında KOAH, yani sigara içmeden neden olsun diye düşünüyorsunuz. Çalışmamış, bir sanayi ortamında bulunmamış ama eşi evin içinde aynısını içmiş ve akciğerinde çok ciddi amfizem alanları, hava kistleri görüyoruz. Daha sonrasında muayene, fizik muayene. Fizik muayenede ilerlemiş KOAH evrelerinde tabii çok daha rahat ayrımını yapabiliyorsunuz. Göğüs kafesinin genişlemesiyle, nefes alışverişte, nefes yollarındaki darlığın bulgularıyla, fizik muayeneyle az çok kafanızda olgunlaşıyor. Ayırıcı tanıda tabii buna karışan çok hastalık var.
Onun dışında da solunum fonksiyon testi ve kan gazı değerlendirmeleriyle, tabii radyolojik bulguların da buna katkısı var. Sonuca doğru, tanıya doğru ulaşıyorsunuz. Solunum fonksiyon testi dediğimden çok oraya açmak istiyorum. Yani yani vatandaşın bilmeyenler olabilir diye söylüyorum. Zor bir işlem midir, kolayca uygulanabilen bir işlem mi? Aslına bakarsanız çok kolay ama uyumun çok iyi olması lazım. Solunum fonksiyon testi kişinin gayretiyle yapılan bir test. Yani ben yaptım diye yattığınızda inanılmaz derecede bozuk bir test, klinikle hiç uymayan. Bazen hasta yapıyor, geliyor. Ben diyorum ki bu seni kesinlikle ifade etmiyor. Evet. İyi bir teknisyenle, çok iyi bir uyumla, tüm gücüyle inspiriumla, tüm gücüyle ekspiriumla ve hızı önemli bir saniyede. Çünkü solunum fonksiyon testinde bizim obstrüktif hastalıklarda değer verdiğimiz zorlu ekspiratuar volümün bir saniyesidir. Yani üfleme hızınızın bir saniyesinin zorlu vital kapasiteye oranı. %70 ve altında olduğu zaman biz anlam yüklüyoruz, evet. Ama çok basit ortamlarda yapılan, çok hızlı yapılan ve hasta uyumu göz önüne alınmadığında tabii yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani sonuçta hekimin tecrübesi kadar oradaki teknisyenin çok önemli. Çok önemli taşıyor. Çok önemli. Ekip işi çok önemli. Ben hep söylüyorum. Evet. Yaptığımız ameliyatlarda da öyle. Evet. Bir başarı varsa bir işte tanı koymada, ekip, tedavide kesinlikle ekip çok önemli. Çok. Ben de önemserim o konuda zaten. Peki hasta öksürük şikayeti vardı, geldi, muayenesini yaptık, testlerini yaptık ve artık koah tanısı koyduk, hasta da bunu öğrendi. Tedavide de aşama aşama mı yapıyoruz yoksa herkes aynı mı yapıyor? O konuda tedaviden de bahsedelim. Herkese aynı değil. Yani şimdi çok fazla bulgusu olmayan, stabil dediğimiz dönemde olan koahlılarda, yani derecelendirsek bu 0-1 Evet, yani biz genelde A, B, C, D diye yani nefes darlığı yakınmasıyla acile müracaatının sıklığı ve hastaneye yatırılma durumuna göre derecelendiriliyor. Ve bu derece içinde etkili tedaviyi düzenliyoruz. Medikal tedavide kullandığımız inhale tedaviler var, kombine tedaviler var. Şimdi bunları tek tek isimleri çok geniş kapsamlı. Ve bununla birlikte gerektiği dönemlerde özellikle alevlenme dönemleri koahın önemlidir. En ufak enfeksiyonda koah alevlenme. Zaten alevlenmelerle seyreden bir hastalıktır. Ve her oluşan alevlenmede koahın daha agresif mi seyrediyor? Evet, seyrini etkiler, ilerlemesine neden olur. Evet. Koahın ilerlemesi, solunum fonksiyon kayıplarının oluşmasına neden olur. Oluşan alevlenmeler. Alevlenmelerin önlenmesi önemlidir. Önemli olan hastanın özellikle bakteriyel enfeksiyonlara karşı, alevlenmeler yapan koahta ağırlıklı bakteriyel enfeksiyonlardır. Aşılanmalar önemlidir. Evet. Pnömokok aşısının koahlı hastalarda mutlaka yapılması önerilir. Onun dışında mutlaka egzersizler önerilir. Egzersizin koahlı hasta için önemi büyüktür. Mutlaka hastanın yürüyüşle, evin içinde yapacağı ufak egzersizlerle kapasitesini arttırmak için bunları yönlendirmemiz gerekli. Anladığım kadarıyla egzersizde hedeflenen amaç hastanın kapasitesini arttırabilmeye yönelik. Hem kapasitesini arttırabilme, hem kas gücünün devamını sağlama, hem de diyafragmatik solunumla solunum fonksiyon değerlerinin düzelmesini sağlama. Çok basit yöntemlerle hem karın kaslarını kullanarak diyafragmatik solunumu sağlayabilmek, hem de daha diyafragmatik solunumla alt hava yollarında ki havanın çıkarılması sağlanarak daha oksijenlenmeyi sağlamak, hem de karın kaslarının güçlenmesiyle akciğer kapasitesinin genişlemesini sağlamak. Yani herhalde burada hastaların da bilinçli olması ya da hastaların çok iyi şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor herhalde. Çünkü, önemsemesi gerekli. Tabii önemsemesi hastalığın gerekli. Şeker hastalığı gibi. Gerekli. Evet. Yani kesinlikle önemsemesi,
ve hastalığını kabul etmesi gerekli. Her hastalıkta tabii bu önemli. Astımda da bu çok önemli. Ama KOAH'ta özellikle sigarayı mutlaka bırakması gerekli. Yani KOAH'ta sigara bırakılmazsa tedaviden sonuç alma şansınız yok. Ondaki tecrübeni sormak istiyorum. Size gelen KOAH hastalarının yani yaklaşık ne kadar yüzde de verebilirsiniz? Yüzde kaçı KOAH olmasına rağmen sigarayı bırakıyor? Yani takibiniz siz yani böyle bir şeyiniz var mı? Yani benim KOAH tanısını koyduktan sonra mı? KOAH tanısı koyduk artık sigara içme sigara dediniz. Sigara içme dedim. Herhalde %10'u geçmez. 15'tir. Yani şöyle kesin kararla çıkıyor. Bıraktım diyor. Sonra geliyor. İçerek geliyor değil mi çoğu? Yani diyor ki işte burada çok önemli bir nokta. Yani bu sigarayı ne dayanamadım, yani içtim veya işte bir şey oldu, bir şeye üzüldüm, içtim veya işte yok bu nasıl olsa beni öldürecek diye içtim. Böyle yani sonuçta bir rasyonalize edecek, akla uygun hale getirecek bir gerekçe bulup başlayan oluyor. Ama hiç başlamayan %10'luk kadar bir grupta %10'luğu en azından sigaradan kurtarmış oluyor. Tabii. Yani hem o çok önemli. Maliyete bakıyorum şimdi hastalığın maliyeti ayrı. Şimdi KOAH olanı ayrıca konuşacak ama şimdi yeri gelmişken konuşalım. Yani bir sağlık bütçesinin ülkedeki %4-5'ini oluşturuyor. KOAH ayrılan bütçe ciddi bir bütçe. Çok ciddi. Kişi bütçesine baktığımızda ayrı bir bütçe. Devletin bütçesine baktığımızda ayrı bir bütçe. Üzerine sigaraya devam ediyor. Sigaradan dolayı bir bütçe var. Şimdi bunlara değer mi? Herhalde bunu çok kesinlikle değmez. Kesinlikle. Evet. Yani 20 yıl günde bir paket sigara içiyorsanız KOAH olmama şansınız yok. Evet, öyle. Yani bu 2 kere 2 4 tıp ben artık bu ispatlanmış. O yüzden ben her hastama söylüyorum. Yani bu keyif vazgeçilmez bir şey değil. Yaşamla ölçülemeyecek bir şey. Evet. Çünkü nefes alamamak hayatta en zor şey. Evet, ben onu diyorum. Yani acıya dayanılıyor, ızdıraba dayanılıyor. Onlar da zor. Doğru. Onlar da kolay değil ama nefes alamamak gibi değil. Ya benim karşımda bir hasta nefes alamadığı zaman inanın benim boğazım sanki böyle bir el yapışıyor. Ben nefes alamıyorum onu rahatlatana kadar. Bir de düşünün ki KOAH'ta, ileri evre bir KOAH'ta, yoğun bakımdaki bir KOAH'ta. Mümkün değil. Tabii çok zor. Çok zor. Yani lazım kesinlikle. Kesinlikle. Şunu da üzülerek izliyorum. Sigara içme yaşı kesinlikle düştü. Çok. Ve sayısı da arttı. Bunu ne kadar önlem alırsak alalım. İstediğin kadar ücretini artıralım. Evet. Ama görüyorum ki sigara gencecik insanlarda var. Geçenlerde bu eğitimle sözünüzü kestim. Yani şimdi dünyada KOAH yaygınlığı %5 ile %20 arasında. Evet. Yani %20'nin üzerinde değil. Evet. Türkiye'de %19.7. Yani %20. Düşünün yani. KOAH Türkiye'de o yüzden çok yaygın. Sosyoekonomik durumun bunda etkisi çok. Sonuçta iyi havalanamayan belki evlerde. Yani dış faktörler de söz konusu. Ama bir de bunun üzerine sigarayı ekliyorsunuz. Hayatınızın en rahat edeceğiniz dönemi ipotek altına alıyorsunuz. Bu çok acımasızca geliyor bana. Çok acımasız geliyor. Konuyu şeye bağlayacağım. Yani program başında konuştuğumuz bir konuyu. Geçenlerde doktor arkadaşlarımızla hastaneden yürüyoruz çarşıya doğru. 3 tane çocuk gördük. 15, 13, belki 12 yaşlarında ayrı vardı. Üçünde elinde sigara. Birbirimize baktık, geçti, devam ettik. Neden baktık? İşte o genç akademisyenin durumuna düşmemek için ceplerinde ne var bilmiyoruz. Tabii. Yani çocuğa bir şey dedik, döndük gidiyoruz. Tabii. Arkamızdan gelip bizi bıçaklamayacaklarını bilmiyoruz. Ben eşime de söylüyorum. Yolda ola ki bir şey oldu, hiçbir şey deme. Bırak gitsin insanlar. Ya. Çünkü artık bilmiyoruz karşıdakinin ne yapacağını ama maalesef. İşte ülke o hale geldi. Maalesef. Düşünün çocuğu bile uyaramıyoruz yani. Ben müdahale ediyorum valla. Ben ediyorum. Ben dikkatli yani benim hastalarım da biliyor maalesef. Herkes seyrediyor. Yolda görünce genelde ben saklıyorlar. Yani, diyorum ki benim için değil. Tabii. Kendiniz için. Biz kendiniz onlar için konuşuyoruz. Için. Bakın burada siz yoğun çalışma programının içerisinde hastalarınızı bitirip buraya geldiniz. Evet. Üzerine burada gribal bir enfeksiyonunuz var. Üzerine zorlanarak burada insanlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Bunu da biz vatandaşlarımız için yapıyoruz. Evet. Hala onlara hizmet veriyoruz yani. Evet. Bunun artık değerini herhalde bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani. Bence de içmemeleri lazım. İçmemeleri lazım. İçilmemesi lazım. Tüketilmemesi lazım. Evet.
tüketiliyorsa da çok kısa sürede bırakılması lazım. Bırakılamayacak bir şey değil. Doğru. Şimdi hasta geliyor bana. O noktada bırakmak hiç anlamı yok. Hasta geliyor bana. Kitle var. Günde iki paket sigara içiyor. Diyorum ki akciğerinizde böyle bir şey var. Hemen bıraktım diyor. Geçmiş olsun. Ama artık yani bırakma. Geçmiş olsun. Evet. Yok evet, artık. Evet, yani evet. Bunlar olmadan, KOAH olmadan, kanser olmadan önce bırakılmalı. Kesinlikle. Yani kişisel olarak bunu yapmamız lazım. Doğru. Ha, onun dışında olamaz mı? Olabilir. Çocukluğumuzda maruz kalmışızdır. Bilinç düzeyimiz bu olgunluğa erişmediği için işte babamız içmiştir, eşimiz içmiştir, bunu bilememişizdir. Veya çalıştığımız ortam çok sağlıksız bir ortamdır. Bunlara maruz kalmışızdır. Tamam. Yani hani benim ben bireysel olarak. Şimdi sonuçta her şey böyledir. Her şeyin yapabileceğinin en iyisini yapıp ama yapamayacağın şey için de tevekkül olmak lazım. Yani benim çok inandığım ve çok sevdiğim bir şeydir bu. Doğru. Ve yaşam felsefem de genelde bu doğrultudadır. Yapabileceğimin en iyisini yapayım ama yapamayacağım bir şey varsa da onu Allah'a bırakmak lazım. Doğru, kabulleneyim güzel. Yani kabulleneyim. Yani sonuçta böyle bir şey olabilir. Yani sonuçta biz ne yaparsak yapalım bazı şeyler çıkabilir. Değil. Orada da mücadelemizi göstereceğiz. Sağlığımızla ilgili yapmamız gereken neyse. Ama bireysel olarak birincisi mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekeni yapacağız. Bırakacağız sigarayı. Kesinlikle katılıyorum. Yani bunun başka hiçbir şeyi yok, kaçarı yok. Ve mutlaka Türk toplumu olarak bu bilince erişip sigaradan uzak kalmamız lazım. Yani bunca sıkıntının içinde bir de bununla ekstra bir sıkıntı eklemememiz lazım hayatımıza diye düşünüyorum. Tedavide muhakkak başka alternatifler de var ve de güncel tedaviler evet. var. Onlardan da isterseniz hani bahsedelim. Evet, sonuçta medikal tedavi önemli bölümünü tutuyor. Ama hastalığın şeyine bağlı, bulgularına bağlı. Sadece kronik bronşit hakim olan vakalar değil ama amfizem dediğimiz bozulmuş alveol yapısı olanlarda çok sık görüyoruz. Dev, kocaman hava boşlukları akciğerde. Buna yönelik eskiden cerrahi işlemler uygulanırdı. VATS şeklinde girilir, ufak o hava kistleri alınırdı. Şimdi daha pratik yöntemler deneniyor. Coin adı verilen sarmal türde sarmal teller, tel. Sarmal tel. Bu daha çok bronşların açık durmasını sağlamak için. Bir de valve sistemi dediğimiz bir sistem var. O da alveol dediğimiz bu hava keselerinin olduğu alanda, bozulmuş alanın uç kısmına takıp bir check valve sistemi yani. İçeriye hava girmiyor ama nefes verirken içerideki hava çıkıyor. Sonuçta o hava kisti olan kısım sönüyor. Normal akciğer dokusu olan kısım daha aktif çalışabildiği için zehirli gazın atılımı daha kolay oluyor ve oksijenin girişi daha kolay oluyor. Bu bayağı başarılı da. Ben bayağı bir hastama yaptırdım. Basit bir işlem, bronkoskopik olarak yapılıyor. Ama işte hastanın çok iyi seçilmiş olması lazım. Evet. Çok yaygın bu ara televizyonda işte evet. balon sistemi denilen aslında o bronkoskopik olarak girilip termal buharla orada bir skatris oluşturulması, balonla işte sekresyonun boşaltılması yöntemi. Hepsi vakaların çok iyi seçilmiş, çok iyi evet. değerlendirilmiş, solunum fonksiyon testlerinin iyi düzeyde olması bronkoskopi işlemini kaldırabilmesi evet. için. Yani seçilmiş vakalarda. Tabii sonuçta bir pnömotoraks riski var, ciğerin patlama riski var. O yüzden her hastaya her yöntem uygun değil. Çok sık soruluyor şimdi bana televizyonda bu valve sistemi, coin sistemi ve evet. Ama her hasta için diye seçilmiş vakalarda da evet, önemli. Seçilmiş vakalarda ben bazı hastalarımda öneriyorum, yazıyorum, notla gönderiyorum ve yapılan iyi sonuç aldığımız vakalarda güzel, var. Güzel. Bir de çok merak edilen konulardan bir tanesi KOA kanser yapar mı? Akciğer kanseri yapar evet. mı? Evet. Benim yıllar içindeki deneyimim evet. Parankimde çok ciddi harabiyet söz konusuysa sonuçta kanserin oluş mekanizması dışarıdan gelen bir şey değil. Evet. Bir
hücrenin anormal büyümesiyle oluşan, yani sizde var olan hücre yapısal bir bozuklukla, kronik irritanlarla, kronik tahrişle özelliğini değiştirip ben çoğalmaya başlıyorum diyor ve kitle oluşuyor. Yani sonuçta oluşuyor ve gördüğüm, yakaladığım, tanı koyduğum, cerrahiyle kurtardığımız çok hastamız oldu. Evet. Ama özünde sigara içen kişilerde KOAH oluşuyor. Doğru. Kanser de direkt sigarayla bağlantılı. Yani her yol sigaraya çıkıyor. Evet ya, maalesef bizde her yol sigaraya çıkıyor. Yani sigaraya çok düşman diyorlar benim için. Ama doğru bir şey. Hasta geliyor, doğru. Diyor ki gelmedim diyor. Korktum sigaraya laf söyleyeceksiniz diye. Diyorum ki yani ben lafı sigaraya sana söylemiyorum. Senin sağlığın için söylüyorum. Hastalanmayasın diye söylüyorum. Bu noktada tabii sigaradan yola çıkarak tabii aklıma gelen bir soru. Beslenmenin, yani diyetin KOAH'la bir bağlantısı var mı? Hem oluşumunda hem de tedavide ne öyle? Yani tedavide kullanılabilecek ya da destekleyecek bir beslenme şekli var mı? Evet. Şimdi KOAH'ta kronik bronşit hakim olan hastalarda daha çok kilo vardır. Ve daha kandaki oksijen düzeyi düşük, karbondioksit oranı yüksektir. Daha mavi soluyan deriz biz onlara, yani daha dudaklar mor, kandaki karbondioksitin siyonotiktir. Amfizemde ise daha zayıf, kaşektik ama göğüs kafesi genişlemiş, akciğer kapasitesi daha dar, daha öne doğru oturup akciğer kapasitesini arttırmaya çalışan yapıdadır. O yüzden bir kere KOAH'ta hidratize etmek, yani sıvı alımını arttırmak kesinlikle çok faydalı. Sekresyonun çıkması açısından, sekresyonun koyulaşmaması ve enfeksiyonların oluşumunu önleme anlamında. Hidratize etmek, yani sıvıyı bol almak önemli. İmmün sistemi güçlendirmek anlamında mutlaka meyvelerle, vitaminlerle ve proteinle desteklemek önemli. İşte kronik bronşit hakimi olanlarda kilonun düşürülmesi, amfizemlilerde mevcut kilonun korunması önemli. Buna yönelik de beslenmenin düzenlenmesi kişiye özel önemli. Önemli. Meslek yaşamınızda, bu güzel meslek yaşamınızda muhakkak biriktirdiğiniz anlar olmuştur. Hastalarla yaşadığınız diyalog olabilir, olduğundan bir şey olabilir. Seyircilerimize hem de örnek olması adına paylaşmak istediğiniz anı ya da anlar varsa biraz da hani seyircilerimiz hem gülümsetelim hem farklı bir şey olsun. Çok var yani tabii. İçinden seçebiliriz. Ya benim için hani böyle duygusal olan yaklaşımlar çok beni etkiliyor. Bir hastam gelmişti. Bayan. Yanında da eşi vardı. Köyden gelmişler. Çok da böyle güzel şeyini anlatan, şikayetlerini anlatan bir aileydi. Teyze böyle ateşi var, enfeksiyonu var falan. Ama amca dönüyor etrafında böyle. Hani böyle ben şey yapacağım, amcaya böyle omzuna dokundum. Dedim merak etme, hallederiz inşallah bunu. Ah kızım ah dedi. Biz dedi ocakta yanan iki kütüğüz dedi. Birbirine dayanmış yanan iki kütüğüz dedi. Birisi dedi devrilirse dedi öbürü ayakta duramaz dedi. Ay beni o kadar etkiledi ki bu. O kadar bağlılık, o kadar güzel bir sevgi ifadesi. Ben bayağı bir böyle gözlerim doldu, ağladım. Tabii, tabii işte, dedim ki yok düşürmeyeceğiz inşallah o kütüğü. Hekim işte hastasıydı. Onu o şeyi yaşayabilen, empati kurabilen, o duyguyu alabilen kişidir aslında. İşte siz de onun en önemli örneklerinden bir tanesiniz. Bu anların birikmesinin en önemli şeylerinden bir tanesi de bu zaten. Evet. Hele sizin hastalarınız kronik hastalar, dedim işte bu kronik KOAH hastalar olduğu için uzun yıllarda tanıştınız. Uzun yıllar. Onlarla daha da böyle artık aileyi, tarihi tanıyorsunuz. Gerçekten belki öyle. Yani, evet, gerçekten öyle. Süre, değil mi? Tüm ailenin köye bir sürü hepsini, köyden başka hasta gönderiyorlar, tabii, başka tabii. Arkadaşlarını gönderiyorlar. Böyle bir şey oluşuyor, ortak bir şey oluşuyor. Tabii yani ben kendimi Manisalı hissediyorum zaten yani. Kendi memleketime gittiğimde daha bir yabancıyım. Öyle mi? Burada, tabii burada markete giriyorum, mutlaka bir şekilde tanıdık. Bir yere değil. Gidiyorsunuz, mutlaka bir hastanız, hasta yakınınız mutlaka karşınıza çıkıyor. O yüzden böyle sanki bir aileymiş gibi hissediyorsunuz. Öyle. Bir de şu soru sorayım, yine bir konuklarım geldiğinde ben onlara soruyorum.
böyle bir film şeridi gibi geri sarsak, böyle üniversite yıllarınıza gelsin, evet, tekrar bir tercih yapma dönemini yaşasanız, tekrar tıp fakültesi seçer misiniz? Tıp fakültesini seçtikten sonra seçseniz, tekrar göğüs hastalıkları uzmanı olur musunuz, yoksa başka bir şey mi olmak isterdiniz? Yok, ben yine doktor olurdum ve göğüs hastalıkları uzmanı olurdum. Ben seviyorum. Ben akciğeri seviyorum. Güzel. Yani bir organ seven hekimimiz akciğeri seviyor. Ben akciğeri seviyorum. Evet. Şimdi, akciğer gerçekten çok muazzam bir organ. Yani bana göre kalpten daha şey... Kalp durduğu zaman en azından... Henüz kardiyolog bir konuğum olmadığı için şimdi onlara bu konuda onlara geleceğim. Biz tabii çok bağlıyız. Tabii kalple. Ki. Akciğer birbirine aslında çok bağlı. O yüzden... Küçük evet. O örneği aslında orada da geçerli. Kalp ve akciğer evet, küçük gibi bence. İkimiz ayrılamayız biz. Birbirimize çok bağlıyız. Çok muazzam bir organ. Şimdi akciğerin alveollerini açtığınızda akciğerin ne kadardır alanı sizce? Şimdi ben bu soru sorayım. Yani ben zor bir soru. Ben bunu birçok yerde soruyorum. Bu çalışmadığım yerden geliyorsun. Benim zordur sorular. Sorular zor valla. Milimetre küp olarak mı ne? Hayır, metrekare. Metrekare. Alveolleri açın. Ne kadardır? Kaç metrekare sizce? 20 metrekare diyelim. 140 metrekare. Evet. Yani düşünün, 140 metrekare sizin vücudunuz için gereken oksijeni sağlasın diye küçülmüş, büzüşmüş, küçücük alveoller haline gelmiş ve doğru, siz canlı durun, dinamik olun ve yaşayın diye. Biz bunu bozmak için uğraşıyoruz. Elimizden geleni özellikle yapıyoruz. Sigara. İşte yani onun için diyorum sigara, akciğer çok muazzam bir organ. Yani günde 10 bin litre havayı alıyoruz, veriyoruz. 10 bin. Evet. Yani bu çok büyük bir şey. Farkında değiliz. Doğru. Yaptığımız İnsan, işin... Nefes alıp verildiğinde aslında farkında değiliz. Hiç farkında değiliz tabii. Ama için, hastalık başladığında fark evet, etmeye başlıyoruz. Evet. Ben nefes alamıyorum diyorsunuz. Yani bırakın, birazcık grip oluyorsunuz. Postnazal akıntınız oluyor. Nefes alamıyorum gibi hissediyorsunuz. Bir de düşünün ki alveol yapısının bozulduğunu, almanız gerekeni, mevcut olanın üzerine aldığınızı. Herhalde bu nefesin ne kadar önemli bir şey olduğunu herhalde KOAH hastalarına sormak lazım. Evet. Geri dönseler onlara aslında hani burada sormak lazım. İnşallah ileride öyle bir program ya, herhalde yapmak lazım. Evet. Yani KOAH hastalarından böyle keşke evet, denk gelirse böyle şey yapabilseydik. Evet. Sormak lazım. Yani geri dönseniz sigara içen bir KOAH hastasına tekrar içer misiniz? Onlar gerçi içeriz diyebilirler. Herhalde öyle bir tereddüt yani zor çok, bir soru gelebilir. Evet, zor. O zor. Yani gerçek anlamda bunun vehametini anladıktan sonra bırakıyorlar. Evet. Yoğun bakım süreci olduğunda. Yoğun bakım çünkü çok zor bir süreç. Zor. Olduğunda bırakıyorlar ama onun öncesinde. Çünkü hareketini kısıtlıyor. Yaşamını sınırlıyor. Yapması gerekenleri daha azaltarak devam edeceğini düşünüyor şimdi, insan olarak. Tabii ki o bağımlılık da kolay bir şey değil sanırım. Doğru. Yani yenilebilir ama yeterli gayret gösterilmiyor zamanında. O yüzden o noktadan sonra ancak bırakılabiliyor. Eşinin, çoluğunun, çocuğunun veya akraba hep bütün destek olmak lazım bu işe. Evet. Yani, bu mücadele anladığım kesinlikle kadarıyla kişinin tek başına mücadelesi tabii değil. En büyük madde bağımlılığı sonuçta, evet, madde sigara. Bağımlı. Madde bunun bağımlılığı. Bunun için toplu mücadele yani, etmek lazım. Yani dünya artık bunu madde bağımlılığı olarak kabul evet, ediyor. Ve bununla o şekilde mücadele etmek gerekiyor. Programımızın sonlarına geldik. Ben öncelikle bu yoğun programda ve sizi hasta hasta buraya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yok, rica ederim. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Benim için de çok buradan güzeldi. Buradan önemli mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Hem evet, KOAH hastalığıyla ilgili hem sigarayla ilgili. Evet. Umarım katkısı olmuştur. Ona da inanıyorum. Umarım. Son söz olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj ya da mesajlar varsa onları da alıp programımızı kapatayım. Evet. Manisa'yı dedim ya, Manisalı olmayı seviyorum ben. Manisa'yı seviyorum. Her şeyiyle güzel. Hastalarımı çok seviyorum. Hastalarımı çok eminiz. Hastalarıma bir de hastalarım size çok bağlı zaten. Hastalarıma çok düşkünüm. Herkesin sağlıklı olduğu bir ortam olsun istiyorum. Yani hani hastalar olmasın. Hastalarımız azalsın. Aslında azalsın. Evet. Yani güzel bir şey. Gerçekten bunu azaltabilirsek yaptığımız işten daha büyük keyif alacağız. Bu kadar yoğun. Şimdi benim odam değişti. Acile bakan bir odaya geçtim.
O kadar sık ambulans geliyor ki. Bu olmamalı. Bakıyorum 30 yaşında, 40 yaşında gencecik insan işte nefes darlığıyla, KOAH'la veya kalp kriziyle geliyor. Bunlar olmamalı. Bunların olmaması için bence topyekun mücadele edeceğimiz bir sistem içinde olabilelim istiyorum. İnşallah. Evet. Ve tüm Manisalılara iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Doktor Nevin Sofuoğlu ile beraber güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım katkısı olmuştur. Önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrar bir canlı yayında karşınızda olmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum.